Merhaba, bu programa Sosyal Politika ders kitabının 7. ünitesinde yer alan özel olarak korunması gereken gruplar bölümüyle başlayacağız. Programda kavramsal açıdan özel olarak korunması gereken gruplar, çalışma yaşamında özel olarak korunması gereken belli başlı gruplar başlıklarına yer alacağız. Özel olarak korunması gereken gruplar kavramı ile genelde toplumdaki çoğunluğa göre daha zayıf konumda bulunan, korunmaya veya bakıma gereksinim duyan, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset gibi yaşamın farklı alanlarına katılmakta sorun yaşayan, sahip oldukları dezavantajlar nedeniyle toplumdan dışlanma ve ayrımcılığa uğrama riski taşıyan gruplar anlaşılmaktadır. Özel olarak korunması gereken gruplar arasındaki çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, göçmenler, azınlıklar, eski hükümlüler, kadınlar, tek ebeveynli aileler ve yoksullar yer almakta. Ancak literatürde bunlara farklı dezavantaja sahip diğer gruplar da eklenmektedir. Özel olarak korunması gereken gruplar arasında yer alan kadınlar tarihin her döneminde çalışma yaşamında sürekli olarak yer almış ancak ücretli işçi olarak çalışma yaşamına sanayi devrimiyle birlikte girmişlerdir. Bu dönemde kadınların çalışma yaşamına girmelerinde ekonomik nedenler, gelişen teknoloji, dokuma sektöründe erkeklere göre işveren açısından daha fazla tercih edilmeleri önemli rol oynamıştır. Ancak kadınların düşük ücret, uzun çalışma süreleri ve ağır çalışma koşulları altında çalıştırılmaları toplumsal tepkilere neden olmuş, bu tepkiler üzerine İngiltere'den başlamak üzere diğer Avrupa ülkelerinde kadınların çalışma yaşamında özel olarak korunmaları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bu düzenlemeleri uluslararası alanda yapılan ancak uygulanamayan bazı düzenlemeler izlemiştir. Çocuk ve gençlerin çalışma yaşamına girişi ise insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak işçi statüsünde çalıştırılmaları sanayi devrimiyle birlikte başlamıştır. Bu dönemde çocuklar ve gençler kadınlar gibi dokuma fabrikaları ve maden ocaklarında çok kötü koşullarda, çok düşük ücrette, çok uzun süre ağır ve tehlikeli işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır. Ancak bu durum tepkilere neden olmuş, İngiltere başta olmak üzere diğer ülkelerde çocuk ve gençleri korumaya yönelik hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle belli bir yaşın altındaki çocukların maden ocaklarında, dokuma fabrikalarında ve gece çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Uluslararası alanda da ilk olarak 1890 Berlin Konferansı'nda çocukların çalıştırılma yaşı, çalışma süreleri ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin dilek niteliğinde kararlar alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle gelişmiş ülkelerde ailelerin gelir seviyesinin yükselmesi, eğitim olanaklarının artması gibi nedenlerle çocuk işçiliğinde belirgin bir azalma sağlanabilmiştir. Ancak küreselleşme 1980'li yıllardan itibaren uygulanan neoliberal politikalar çocuk işçiliğinin azaltılmasını olumsuz şekilde etkilemiştir. Günümüzde çocuk işçiliği hala en önemli sorunların başında gelmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre 2020 yılı başında dünyada 160 milyon çocuk işçi bulunmaktadır. Bu çocuk işçilerin yaklaşık yarısı tehlikeli işlerde çalışmaktadır. Covid-19 salgını nedeniyle artan yoksullukla birlikte 2022 yılı sonunda mevcut çocuk işçi sayısının 8,9 milyon daha artacağı tahmin edilmektedir. Geçmişe oldukça yeni olan yaşlılara yönelik sosyal politikaların oluşturulmasında yaşlıların dünya nüfusu içinde oranının artması, geleneksel aile yapısından çekirdek veya tek ebeveynli aile yapısına geçiş ile birlikte ortaya çıkan yaşlıların bakım sorunu, sosyal devlet anlayışı, insani nedenler, nüfusun yaşlanması ile birlikte kamunun tasarruf oranının düşmesi, sağlık ve emeklilik ödemelerinin özellikle gelişmiş ülkelerde önemli ölçüde artması sonucu sosyal güvenlik sistemlerinin içine düştüğü durum, iş gücü arzının azalması, riski ve yaşlı bağımlılık ortamındaki artış önemli rol oynamaktadır. Yaşlıların korunması ile ilgili uluslararası belgeler diğer dezavantajlı gruplara göre sınırlıdır. Yaşlarla ilgili önemli uluslararası belgeler arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin 25. maddesi, Yaşlılık İlkeleri, Avrupa Konseyi'nin gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın 23. maddesi ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın 25. maddesi sayılabilir. Birleşmiş Milletler Dünya Engelliler raporuna göre dünya nüfusunun %15'i bir tür engellilik yaşamaktadır. Bu gerçeğe rağmen dezavantajlı gruplar içinde en büyük gruplardan biri olan engellilere yönelik sosyal politikaların oluşturulması oldukça zaman almış. 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren engellilere yönelik sosyal politikalar gelişmiş ülkelerde gündeme gelmeye başlamıştır. Günümüzde ise iş gücü niteliği taşıyan engellilere fırsat eşitliği çerçevesinde çalışma hakkı ve olanağı tanımak, iş gücü niteliği taşımayan veya bakıma muhtaç durumda olan engellileri sosyal güvenlik veya sosyal bakım hizmetleri kapsamına almak, engellilere yönelik sosyal politikaların temel amaçlarından biri haline gelmiştir. Özel olarak korunması gereken gruplardan biri de eski hükümlülerdir. Eski hükümlülerin birçok sorunu bulunmaktadır. Ancak eski hükümlülerin en önemli sorununu işsizlik oluşturmaktadır. Eski hükümlülerin iş bulmaları çoğunlukla bu kişiler yeterli vasıf düzeyine sahip olmadıkları için oldukça güçtür. Bu nedenle eski hükümlülere vasıf kazandırılması önem kazanmakta. Bu amaçla eski hükümlüler genelde infaz kurumlarındaki süreleri sırasında temel eğitim, orta veya yüksek eğitim ile mesleki eğitime tabi tutulmaktadırlar. Eski hükümlülerin çalışma yaşamında başarılı olmaları ve toplumla bütünleşmeleri için ise sosyal rehabilitasyon büyük önem taşımakta. Bu amaçla çeşitli ülkelerde farklı uygulamalara başvurulmaktadır. Ancak eski hükümlülerin iş piyasasının gereksinim duyduğu vasfa sahip olmaları halinde bile toplumun ve işverenlerin ön yargıları nedeniyle iş bulmaları oldukça güç olmaktadır. Bu nedenle engelliler gibi eski hükümlüler içinde kanunlarda kota yönetimi veya işverenleri eski hükümlü çalıştırmaya özendirici tedbirlerle ilgili düzenlemeler yapılmakta. Eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için parasal, ayni ve teknik destek sağlanmaya çalışılmaktadır. Tarihin her döneminde insanlar ekonomik, siyasi, demografik veya coğrafik nedenlerle bir ülkeden diğerine göç etmek zorunda kalmışlardır. Günümüzde bu göç dalgası bütün hızıyla devam etmektedir. Uluslararası göç, göç alan ve veren ülkeler açısından ekonomik, siyasi, sosyokültürel sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle ülkeler uluslararası göç politikalarını göç konusundaki temel öncelikleriyle ülkenin ekonomik, sosyal, istihdam, ticaret, sağlık, kültür ve güvenlik politikaları çerçevesinde belirlemektedirler. Genel olarak ülkelerin uluslararası göç politikaları göç alma ve ülkedeki göçmenlerle ilgili düzenlemelerle göç verme ve göç verilen ülkelerdeki vatandaşlarla ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. Göç alma politikaları, göç kontrolü politikaları ve göçmen politikalarından oluşmaktadır. Göç verme politikası ise ülke vatandaşlarının diğer bir ülkeye gönderilmesi ile ilgili kuralların belirlenmesiyle göçün ekonomik ve sosyal maliyetlerinin azaltılmasını öngören düzenlemeleri içermektedir. Bu programda Sosyal Politika ders kitabının 7. ünitesinde yer alan özel olarak korunması gereken gruplar bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan kavramsal açıdan özel olarak korunması gereken gruplar, çalışma yaşamında özel olarak korunması gereken belli başlı gruplar başlıklarını ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.